Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda da civcivin kanadını yapacağız. Şöyle ben birini ördüm, hemen diğerine başlayalım. Şöyle bir de ayağını yapacağız. Bu videoda yetiştirebilirsem bakalım, ilerleyişe göre onu belirleyeceğim. Dur, tığları karıştırdım. Biraz elime sihirli halka için bir ip alayım. Şöyle hemen sihirli halkamı yapayım. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğnemi, ipi biraz kısa kesmişim. 3 4 5 6 Hemen ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. 6 sık iğne. Aman, 6 çift batıyorum. 6 defa. 1 2 3 4 Bu ilk başı beni sinir ediyor gerçekten. İlmekler burada hiç görünmüyor. Şu an 5.'yi yapıyorum. 6 Evet. Şimdi burada şu belirtecimi koyayım. Ve sihirli halkamı kapayayım. Evet, burada bunu sıkıca bağlıyorsunuz. Şimdi üçüncü sırama geçeceğim. Üçüncü sıramda 2 ör 1 arttır. Hatta 1 ör 1 arttır. 2 ör 1 arttıra geçmedim daha. 1 ör 1 arttır yapıyoruz 6 defa. 1 sık iğne düz örüyoruz. Diğerinde arttırma işlemini yapıyoruz. 6 defa bunu tekrar ediyoruz. Sıra başına kadar. Evet. Sıra başıma geldim. Son arttırmamı yapıyorum şu an. Yaptım. Şimdi şöyle belirtecimi yukarı çıkardım. Hemen 2 ör 1 arttır. Kaçıncı sıramdayım? 2 4. sıramdayım. 2 ör 1 arttır. Size tarif ederken ben şaşırıyorum. Evet, 2 ördüm. 1 arttırıyorum. Bu işlemi 6 defa tekrar ediyorum sıra başına gelene kadar. Hemen geliyorum. Evet, sıra başıma geldim. Şimdi 3 sıra düz öreceğim. Şöyle ilmek belirtecimi yukarıya çıkarayım. 3 sıra düz öreceğim. Herhangi bir arttırma eksiltmem yok. Hemen 3 sıra düzümü öreyim, geliyorum. Evet, sıra başıma geldim. 3 düz ördüm. Hemen belirtecimi yukarıya çıkardım. Şimdi 2 ör 1 eksilt yapacağım 6 defa. 2 düz öreceğim. 1 defa eksilteceğim. Bu işlemi 6 defa tekrar ediyoruz.
Hemen yapayım, sıra başıma geleyim. Evet, sıra başıma geldim. Son eksiltmemi yaptım. Şimdi iki sıra düz öreceğim. Arttırma, eksiltme yok. Şu ilmek belirtecimi çıkarayım. İki sıra düz bir şekilde öreceğim. Hemen iki sıra dolanıp geliyorum. Evet, iki sıra düz bir şekilde ördüm mü? Bir saniye. Evet, ördüm. Bir anda örmedim acaba dedim. Karışmış. Şimdi bir ör bir eksilt yapıyorum. Bunu da 6 defa. Bir düz örüyorum, bir defa eksiltiyorum, bir düz örüyorum. Bu şekilde sıra başına kadar gideceğim. Evet, sıra başıma geldim. Şimdi bir sıra düz öreceğim. Arttırma, eksiltme yok. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? İlmek kaydırma yapıyoruz. Bakın burası ucu açık kalıyor. Bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bunu kesiyorum. Şöyle çıkartın. Şu belirtecimizi de çıkartalım. Bunu ne yapacağız biliyor musun? Şöyle bakın. Aldıracağım. Şuradaki sık iğneler var ya, onların şöyle bir kanatlarından, hani flo olarak ördüğümüz kısımlarından şöyle bunu çektirin. Büzdüreceğiz. Şöyle birer tane atlayarak da çektirebilirsiniz. O tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle büzdürüyoruz. Bu deliği kapatıyoruz. Daha sonra şöyle. Nasıldı ya? Heh, dur. Şuradan çıkaracağım. Bakın şöyle bir delik oluşturdum. Bu şekilde çekiyorum. O asla çözülmez. Daha sonra bunu gizliyorum. Evet, şu ipimi de keseyim. Kanadım bitti. Bu şekilde iki tane kanadımı oluşturdum. Şöyle olacak. Diğeri de buraya. Kanadımız tamam. Şimdi ayaklara başlayalım. Şöyle ben birini ördüm. Buraya çok az bir daha elyaf koyulacak. Hemen ayakları, bacağını göstereyim. Turuncu ipimizi alıyoruz. Tığı değiştirdim. Bir ince tığı kullanacağız. Hemen sihirli halkamı yaptım. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım, büzdürdüm. İlmek kaydırma ile geçtim. İkinci sıramdayım. 6 defa arttırma yapıyorum. Evet, şimdi 6 defa arttırdım. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir ör bir arttır işlemine geçiyorum. Bunu da aynı şekilde 6 defa tekrar edeceğim.
Bir örüp bir arttırıyorum 6 defa. Evet, şimdi 8 sıra düz bir şekilde öreceğim bunu. Hemen 8 sıra düzümü örüp geliyorum. Evet, 8 sıra düz ördüm. Şimdi biraz çok az bir elyaf koyacağım. Evet. Şimdi bunu ikiye katlıyorum. Bakın, şöyle ikiye katlıyorum. Buradan şöyle iki taraftan alıyorum. 8 sık iğne olacak şekilde burayı tamamlıyorum. 2 3 Biraz daha elyaf koyayım bir. Az olmuş sanki. Hatta dur sökeceğim. Şöyle ikiye büküyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sık iğne çıkardım. Bakın burada. Şimdi bu sık iğnelerin iki tarafından da öreceğim. Burada bir zincir çekiyorum. Şöyle dönün arkaya. Şöyle bakın. Şöyle bir kanadından geçiriyorum, tamam mı? Aynı şey gibi. Hani flow blow olayı var ya. O şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 8 9 Şöyle dönünce şu köşeye de batıyorum. 10 Bakın burada ilmeklerim hazır zaten. 11 12 13 14 15 16 Şöyle bakın, burada 3 sık iğnem kaldı. Burası 18 olması gerekiyor. Şurada bir tane fazladan ördüm. Ama sökmek istemiyorum. Bak burada ne yapacağız? Şöyle şurayı kestim. Burada 2 ilmek vardı. 1'e düşürdüm. 17 18 Tamam, burada bir ilmeği kesmemin hiçbir zararı olmaz. Zaten burada verdim fazlasıyla. Şimdi şöyle ilk ilmeğimize ilmek kaydırma yapıp birleştiriyorum. Ve buradaki 18 sık iğneyi kaç sıra örüyordum? 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra düz bir şekilde örüyorum. Arttırma, eksiltme hiçbir şey yapmıyorum. Bu 18 sık iğnemi 12 sıra örüyorum. Hemen 12 sıra örüp geliyorum. Evet, 12 sıra düz ördüm. Şimdi ilmek kaydırma yaparak kesiyorum. Bunu biraz uzun keseceğim dikiş için. Şöyle çıkarıyoruz. Evet, şimdi dikişe geldik. İlk önce kanatını mı diksek? İlk önce kanatını dikelim. Hemen iğnemi hazırlayayım. Evet, iğnemi ayarladım. Şöyle kanadı yerleştiriyoruz. Burada kadife iple sabitlemek biraz zor oluyor.
Kendi kendine açılıyor. Şöyle size kaba taslak göstermek için tutturacağım ama dikerken çıkartacağım bunları. Şöyle. Biraz kaba bir ip olduğu için bu iğneleri atıyor. Bakın şöyle kanatlar şu boyun dikişinden iki sıra aşağıya falan tuttursanız yeterli. Şimdi bunu çıkardım. Hemen dikişini bir göstereyim size. Şöyle şuradan girdim. Kanadın bakın şu iğneleri gördüğünüz kısım var ya sadece şurayı dikeceğiz. Bu arka kısmı dikmeyeceğiz. Şöyle çıkardım. Şöyle. Çok aşırı böyle sık bir dikişe ihtiyacı yok. Sadece kanadı buraya tutturuyoruz. Şöyle ucundan çıkmayacağından yani çocuklar oynayacak bunu. Böyle asıldığında hemen çıkıvermeyeceğinden emin olduğunuz ayarda dikmeniz yeterli. Şöyle. Bir kanattan bir gövdeden. Şimdi diğer kanada geçiyorum. Şöyle şuradan ilerleyeceğim. Şöyle iğneleri çıkartayım. Şöyle bakıyorum bunu nereye dikeceğime. Göz kararı tamamen artık. Hani dikiş olayını nasıl yaptığımı az çok biliyorsunuz. Şöyle buradan çıkayım. Bu kanadı burada kaydırırım ben derseniz mutlaka şey yapın. Sabitleme iğnesi kullanın. Ben yani kolay kolay kaydırdığımı düşünmüyorum. Deyip şimdi kaydırıyormuşum tabii. Orası ayrı. Şöyle. Evet. Evet oldu sanki. Şimdi ilerletiyorum. Ve şu ilk girdiğim yere gidiyorum. Burada bu ipleri sıkıca bağlıyoruz birbirine. Şöyle. Bu kadar. Şöyle bakın kanatların arkası açık olacak. Evet şimdi bacaklara gelelim. Bacaklara biraz elyaf koyacağım. Çok aşırı değil. Çok az bir elyaf koyacağım. Şöyle uç tarafını iyice bastırıyorum.
Şimdi. Şöyle bak, ayak şöyle ya, şu şekilde yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle size yerini göstermek için bir sabitleyeyim. Şöyle bakın. Bunlar dikince biraz daha şöyle ayrık duruyor. İsterseniz bir tık üstüne de yapabilirsiniz. Şöyle bir tık üstü daha iyi olacak sanki. Böyle ikisini dikeceğim şimdi. Hemen şunu biraz daha yukarı alayım. Hemen iğnemi geçireyim. Evet, bu şekilde sabitledim. Şimdi bunu çıkartacağım, bana engel olmasın. Hatta bunu da çıkartacağım. Bakın şu ipin olduğu kısım ortada ya, şunu şu tarafa alacağım. Çünkü dikerken ortadan başlamak istemiyorum. Şöyle bunu yürüterek. Şu köşeye getirdim. Şöyle. Hemen bir gövdeden, bir bacaktan olmak üzere. Dikişimizi tamamlıyoruz. Bu tüylü iplerde en sevdiğim, hani böyle dikerken normal koton iplerde ip görünüyor ya, dikiş ipi bazen. Ne kadar uğraşsan da görünüyor yani. Ama bunlarda hiç görünmüyor. Tüylerin arasına ip gizleniyor. Bu arada bunu diktim. Şöyle. Hemen şimdi aynı sıradan ilerliyorum. İpi yürütüyorum. Karşısına. Hemen bu ayağımı da dikeyim. Biraz daha yürütmem lazım. Evet. Bir bacaktan, bir gövdeden olmak üzere. Hemen bunu da dikiyorum. Şimdi şuraya bir şekilde şöyle ayağı tutturup iğnenizi, aman ipinizi buraya sabitliyoruz. Çünkü bunu bağlayacak bir ipimiz olmadığı için. Bunu buraya sabitledim. Şöyle gövdenin şurasından çıkıp ipimi kesiyorum. Evet. Bacaklarda bu şekilde. Şimdi tek 24 dakika olmuş. Video biraz uzun oldu bu. Şimdi bu videoyu burada bitireyim. Diğer videoda şöyle tepetine bir saç kısmını yapacağız ve papyon yapacağım. Görüşmek üzere diğer videoda.